Buradaki eşyalar gördüklerimiz hepsi demirci el yapısı. Komşu köyde bir zaman bir tarihte Güzelsu'da birkaç tane 4-5 tane demirci vardı. Bunlar düğmeli evlerde kullanılan kapıların, tencerelerin ne diye şimdi kullap baskı dediklerimiz oluyor. Kapı baskıları, kapı kullapları. Bunlar balkon yapılırdı ağaçtan, ahşaptan. Onların çivileri, büyük çiviler. Bunlar dönence deniliyor. Keçilerin başına, koyunların takılır. Bahçeye gidince vatandaş bunu koyunun başına iple takar. Böyle dönünce koyun istediği yere hareket eder. Bunlara dönence deniliyor. Şunlara filize deniliyor. Bunların görevi dağda tomruk ağaçlar kesilince uçlarına çakılıyor. İplerle insanlar takıyor. Omuzlayıp veya öküzlerin arkasına takarak onu bir yerden bir yere götürürken kullanılırdı bunları. Bunlar burgu lafısı. Bunlar orak. Bunlara biz avadanlık derdi burada Hocam halkın. şu tuzak galiba bunlar. Bunlar vahşi hayvan tuzağı. Bunlar vahşi hayvan tuzağı. Buna balta derler. İşte şeytan baltası derler. İki ağızlı. Balta. Burası Poloskodur değil mi? Hocam şunlar bana anlatabilir misin? Bunlar karpit lambası. Bizim burada köyde geçmiş yıllarda tünel kazarak lignit madeni çıkardılar. O lignit madeninde bunlar karbit lambası, aydınlanma için. Şunlar da maden ocağında bunlar galiba. Maden maden kazmaları. O şu maden küre. Bir kişi yukarı çıkıyor, bir kişi aşağı iniyor. Şöyle maden küre bu. Bunlar böyle. Bu bir hayvan şeyi. At yuları işlemeli. Bunu komşu köyden gönderdiler. Geldi. Yukarıdakiler aynen maden kazması, onlar nacak, keski, şu ikisi, şu karakovanları oymak için o kütükleri, burgu deliliyor. Altında bir ateş yakıyorlar, ateş harlıyor. Daha sonra da şununla, keskiyle kenarlarını sıyırıyorlar. İşte karakovan dediğimiz kovalar, o şekilde, bu iki alet ile yapılıyor. Şunlar top delgisi deniliyor. Taşlar dele vurarak deliniyor. Delinen taş şöyle oyuk. Hani kompresörün yaptığı görevi. İçindeki tozu, yani taş tozunun şu yetecek küçük şeyler de çıkarılıyordu. Dinamit atılarak taşlar parçalanıyordu o şekilde. Bu da balyoz taşları kırmak için. Peki hocam, şunlar... Onlar buğday elemek için holus diyor. Nara şunlara kalbur diyor. Şu ince olada elek diyor. Diyoruz. Şunlar şu telomanlar öküzlerin katırları kafasına takılırdı. Buğday yemesin veya getirilen eşyayı üzerindeki taşıdığı buğdayı veya harmandaki döven de yaparken başlarına takılırdı hayvanların ağızlarına. Peki hocam burada ne var? Burası geçmişte Amerikanın emperyalizmin diyelim Türk halkına geri kalmış ülkelere verdiği yağ, un, peynir tenekeleri, artıkları bunlar. Bunlar işte bak şu şekilde. Evet. Hocam şu alttakiler. Bunlara biz dibet diyoruz. Bunlar da buğday, mısır kavrulduktan sonra ezilerek şey yapılırdı. Un haline getirildi, yenirdi. Bu taş dibek çok eski bir öğren şeyde bulunma, eski bir köy yerinde, yani terk edilmiş bir köy yerinde bulunma. Bunlar dibek diyoruz bunlar aynen.